Alanya bence özellikle ilk yarıda neden lider olduğunu, neden bu ligin en az gol yiyen takımı olduğunu, neden en iyi averaja sahip takım olduğunu gösterdi. Yani Beşiktaş sadece ilk yarıda, ikinci yarıda da çok fazla bir şey yapamadı ama yani maç boyunca iki net gol pozisyonuna girdi Beşiktaş, değil mi? Evet. Yani bir ilk yarıda Gezzal, ikinci yarıda da Güven. Güven'in pozisyonu. Mesela koskoca ilk yarıyı 6 kez ceza sahası toplu buluşarak bitirdi ve savunma mesafelerine baktığımızda Match Study verilerine göre ilk yarıyı 37 metrede, yani top Alanya'dayken 37 metrede oynayabilen, kalesine 37 metre mesafede oynayan bir Beşiktaş vardı. Hani şunu sorguluyorduk. Bu üçlü. Favori olmadığı maçları kazandı ama üretimde problem yaşıyor. Hatta Kasımpaşa maçında herkes böyle çok överken Kasımpaşa maçının da ben iyi geçirilmediğine inanıyordum. 47. dakika. Kilit. Aynen öyle. Orada ve sanki bunu biraz doğrular gibi oldu. Bilmiyorum. Hayır, sen başka bir şey daha doğrulandı. Yani doğrulandı değil de zaten malum, hani ilana gerek yok. Yani bu orta saha üçlüsünün üretemediğini haftalarca konuşuyoruz. Yani evet. Örnekler sonsuz ve bunu Sergen Yalçın'ın bilmiyor olması mümkün değil. Ben bunu sadece şöyle düşünüyorum. Yani teknik açıdan kafasından geçen, hani bu üçlüyle oynarken, iyi bir rakibe karşı deplasmanda oynarken, bununla oynarken Gezzal'ın yaratıcılığı, hani diyordum ya, biraz Quaresma'nın farklı versiyonu şeklinde Gezzal'ı oradan oyun kurma düşüncesi var genelde diye, ki tek pozisyona da o girdi ama o da birazcık hani hakemin oynattığı, gerçekten avantaja bırakarak, hani planlı, programlı bir üretim değildi yani. Hani evet, evet. Bir anda top önüne geldi, yürüdü gitti. Şeyde, öbür pozisyonda da Josef'in şutu Abubakar'a çarptı. Onun ayağından önüne gitti ama işte yanlış adama gitti. Neyse. Yani iki tane pozisyon var dediğin gibi. Bir de penaltı var. Evet. Üretim adına belki ben mesela 15 ile 55 45 ile 55 veya 45 ile 60 arası, yani Mensah ve Enkudu hamlesiyle orada bir 10-15 dakika biraz oyun yıkıldı oraya. Skorun da etkisiyle yani. Alanya'nın da 1-0'ı kontrol etme, galibiyeti koruma, hızlı çıkma, yani onların da planı oydu. Belki onlar bu kadar izin vermese yine oyun oraya gitmeyecekti ama bir üretim yok. Mesela son haftaların kahramanı Abubakar ağır vasıta gibi kaldı stoperlerin arasında. Düz yolda takıldı, düştü falan. Yani Beşiktaş'ta bir enerji kaybı var. Bunun da özrü yok. Neden diyeceksin? Rakip takım iki maç oynayarak geldi. Hafta arası da oynadı ve iki maç kaybederek geldi. Başka bir şey ekleyeyim. Beşiktaş'ın çok önemli eksikleri var vesaire vesaire. Rakip takım 12,5 kişiyle oynuyor yani. Hayır, Efecan yok. Bunları da konuştuk. Bunlar olmayınca ne olacak dedik. Hatta ben hazırlamıştım kendimi. Bak gördün mü diyecektim. 3 maçı art arda kaybettiler. Efecan, Salih, işte Ceylon, Mubantje, Ahmet. Evet. Bunlar yok. Yedeği yok. 3 maçı art arda kaybetti. Hani bunları biz haftalardır konuşuyoruz, evet. Ya böyle bir şey başına gelirse olabilir. Allah korusun. İşte Covid'i çıkarsa, şusu olursa, bu şu olursa ne olacak diye. Bu iki mağlubiyet, bu kadar kadro zafiyeti ama dediğin gibi maç bir başladı 30 dakika. Evet. İsteyen, savaşan, iki maç kaybettik, bugün kazanmamız lazım diye bir takım.